80 yaşından sonra şöhrete de ulaştın İhtiyar. Kıskanma, senin de oldu. Kıskanma. Var mı? Biliyorum kıskandığını. Allah'ın kilislisi. Kilisler, sadece kilisliler kızar bana ya. İslahi yerde. Geldi, geldi. Selamun aleyküm Hüsnü Usta'm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Abi Hatay'da... Evet. Cağ kebabı yapmak. Evet. Dönercilere savaş mı açtın, ne yaptın? Hayır, yok abi ya. Herkes kısmetini yer, değil mi? Evet. Herkes kısmetini yer hocam. Usta'm memleket nere? Erzurum'un Uzundere ilçesindenim. Oo, tam mekana geldik. Evet. Yani bir Erzurumlu'nun elinden bir cağ kebabı yiyeceğiz. Evet hocam. Ama cağ kebabı hakkında önce bir konuşalım. Evet. Ustam, bu ne eti? Bu kuzu eti, yani bir yaşlı. Bir yaşında kuzu eti. Evet. Peki neresini kullanıyoruz? Bu pir, az kaburga pirzola üzeri. Başka diğer yerlerini almıyoruz yani. Bu pirzola. Pirzola. Bir şey de kaburga. Kaburga var, evet. Kaburgası var, mecbur. Yağ var. Kuyruk yağı var mı? Hayır. Bunlar kaburganın yağı. Ha, mutlaka yağlı olması gerekiyor. Evet. Peki usta, bunun terbiyesinde ne var? Hocam terbiyesinde tuz, serbest mi? Soğanla, soğanın suyu, evet. Bir de reyhan. Reyhan. Bu kadar basit. Başka yok. Hiçbir şey yok yani içinde başka. Peki, bu cağ kebabı Erzurum'un mu, Artvin'in mi? Erzurum'un. Hocam nereye gitsen tortum cağ kebabı yazar. Erzurum merkezde de aynı bu. Tortum cağ kebabı diye geçer. Değil mi? Evet. Yani şimdi Artvinliler bizim diyor fakat bunun patentini Erzurumlar aldı. Onların diyor bir kısım insanlar Kıpçak Türklerin diyor. Nedir senin bu konudaki düşüncen? Bilmediğim bir şeye de cevap versem olmaz hocam. Değil mi? Tamam. Evet. Bilmiyorum. Kıpçak Türklerine de bir şey yapamıyorum. Tarih bilgimiz o kadar yok. Yalnız biz Galatasaray Erzurum'un Tortum ilçesinde yapılır. Tortum cağ kebabı. Erzurum merkeze gidersin. Merkezde Erzurum değil Tortum cağ kebabı yazar. Yapanların aşağı yukarı %70'i de Erzurum Tortumlu. Erzurum Tortumlu. Tortumlu. İlla ki kuzu mu olmak zorunda yoksa oğlaktan, danadan olur mu? Danadan olmaz. Evet. Oğlak olur mu? Oğlak da yazın sıcakta pek fazla gitmiyor. Sert düşüyor. Hı hı. Yalnız soğuk, buzlu havayı gördüğü zaman keçinin eti kendine gelir, daha lezzetli olur. Ha, illa ki kış olacak. Evet, kışın soğukta keçinin eti güzel olur. Peki ustam. Evet. Orada evet. Ekmeklerimizi ısıtıyoruz. Ekmekler burada ısıtıyoruz. Lavaş kullanıyoruz. Evet. Bu bölgeye has yani. İşte biber de buraya has bir şey. Bir saniye bak ustam orada bir şey yapıyor. Geldik oraya. Ustam sen burada ne yapıyorsun? Ekmeklere acı katıyoruz. Acı katıyoruz. Evet. Biber vuruyor ekmeğe biber. Salça yani. Başka bir şey var mı? Başka sos şey şeklinde hazırlamışsın ha? Evet. Sade biber. Sade sos işte. Ya Hatay olunca ister istemez biraz mecbur. Böyle baharat girecek işin içine. Mecbur, mecbur. Değil mi? Evet. Burada mangalımız var. Burada ısıtıyoruz. Evet. Ekmekleri kızartıp veriyoruz. Hüsnü abi. Efendim. Kaç yıl oldu, nasıl başladın? İlk evvela başkasının lokantası. Afiyet olsun. İlk evvela başkasının lokantasında başladım hocam. Evet. Çalıştım. Ondan sonra da kendim açtım. Yaş kaçtı? 24-25. 24-25. Şimdi kaç ustan? 56. 56. Yani 31-32 sene olmuş. Evet. Bu arada biraz değişik işler de yaptık da. 24-25 yaşında nasıl başladı bu iş? Birdenbire ben... Erzurum'dan abim. Kahvehanelerde başlamış bu iş. Evet, Erzurum'da kahvehanelerde, köyümüzde kahvehanelerde başlardı. Yapardı. Yani memleketten kalma, babam yapıyordu. Babadan kalma.
Evet, ne yapıyorsunuz? Afiyet olsun. Teşekkürler. Nasıldı? Çok güzel. Her zaman geliriz, gayet de güzel. Adres doğru ye. Doğru ye. Şişer şiş miydi hocam? Dört tane. Dört. Ateş sürekli canlı olacak. Evet. Ateş yanmazsa et pişmez. Bu arada odunumuz meşe mi? Meşe. Değil mi? Yavaş yavaş ağır ağır yanacak. Ağır ağır yanıyor, koku yapmıyor işte meşe. Çam olsa iz kapar. O zaman koku etin yapar. Lezzeti de gider. Buyur efendim, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam dayıcım, hoş geldin. Demek ki... Bu bir şiş. Evet. Bir serviste iki şişimiz var. Şiş ama isteyene. Ama isteyen 3, 5, 10 ne kadar isterse o kadar veriyor. Yeter ki vatandaş yesin. Yesin değil mi? Yesin. Ne ettin? Dur bakayım. Hazır mıdır ustam? Hazır. Ellerine, kollarına sağlık. Hüsnü usta, şimdi geldik bu işin en güzel zamanına. Evet. Şu lezzetleri damağımızla buluşma vakti. Kaç yıllık deneyim vardı burada? 31-32 senelik değil mi? Aşağı yukarı 30 senelik. Afiyetle yiyeceksin, müsaadenle. Buyur. Yalnız tek başına yeme. Beraber yiyelim. Orada var, bak. O biraz sonra yer arkadaş. Şöyle soğan salatası üzerine güzel gider mi? Tabii soğansız et yenmez abi. Kesinlikle. En güzel yakışan. Evet. Soğan salatası. Bismillah. Akşama kadar siz zaten dolanıp durmadan yersiniz. Tamam mısın benimle? Tamam. Müşteriye yemek vereceğim. Ustam. Efendim. Ellerini, kollarını sağlık. Bu çocuk belki olmuş. Afiyet olsun. Evet. Ne kadar tercihde kalıyor bu? Hiç kalmıyor. Hiç kalmıyor mu? Soğan suyuyla falan bir gece falan yatırmıyor musun? Hayır, hayır. Dinlenmişler. Dinlenmişler. Peki ustam, fiyatınız ne kadar? 35 lira şöyle servis, ayranıyla birlikte. İçecek dahil 35 lira. Evet. Dürüm olursa? Tek şiş koyarsak 20 lira, çift şiş koyarsak aynı. Güzel. Evet. Peki burası hangi saatler arasında açık? Saat 11'den 3 veya 5 arası. Akşam servis yok. Akşam canını çekti, cakiler bulamayacak. Yok. Yalnız gündüz çalışıp da akşam seni arayıp bulamayacak insanlar üzülür ha. Yapacak bir şey yok. Ne? Tutursam. Sulu yemek değil ki ısıta ısıta veresin. Bu et yemeği akşama kadar kaldı mı kupkuru olur, yenmez. Değil mi? Evet. Peki ustam, adresiniz? Buranın. Evet. İnsanlar burayı nasıl bulacak? İskender'in Ayakkabıcılar Çarşısı. Evet. 40 yani sokak numarası 47 No 18. Valla ustam, açıklama bölümüne adres, telefon, konum bilgilerini hepsini bırakacağım. İnsanlar şu güzel lezzeti. Evet. Arayın, bulsun, gelsin, yesin. 614-69-39. Onu da... Pardon lafayı, lezzet mi dedin? Lezzet seferi. Ben 20 yıllarda bir lezzet alamadım. Bak. Ne diyorsun? Çekim yaptın de, televizyon mu, yerel mi? YouTube. Ha, YouTube. Ya ben 20 yıl bir lezzet alamadım. Neye geldin sen? Belki gideceksin buradan 2 yıl sonra, bunu havaya sokarsan... Sen sor vatandaşa niye geldin peki abi? Kaçma gel. Usta peki niye geldin? Vallahi hanım dedi ki bugün dedi canım istiyor dedi yemek dedi. Onun için yoksa ben yıllardır yiyorum bir şey anlamadım. Tamam bugün geçer yarın pazar ertesi görüşürüz seninle. Heh, sabahtan beri buradasın. Heh. Kokudan ayrılamıyorsun değil mi? Yok şurada tavla oynuyoruz ya onun için. Yoksa buyurun beraber yiyelim. Eyvallah. Vallahi kardeşim sağ ol. Eyvallah. Tamam mı sen? Abla kalkıyorum. Çekiyormuş ya. Ben adamlar yemek bekliyor bende. Usta, müşteriler beklemesin. Afiyet olsun. Ben devam ediyorum. Arkadaşlar, illaki Erzurum'a gitmeye gerek yok.
mutlaka bir şehirde cağ kebabı yapan bir ustamız bulunuyor. Tamam. Cağımızın yemeğini verdin mi? Hemen. Soğan. Kurşu ver diyor dayı. Cağımıza yaptın mı? Yok. Yok yok yapmadım. Aynen bu değil mi? Evet, amur. Mükemmel. Akıyor, resmen akıyor. Şöyle. Etler lokum kıvamında. Hiç yormuyor. Dişin püf noktası oğlan 1 yaşını geçmemiş olması gerekiyor. Veya kuzun. Arkadaşlar ben devam edeceğim. Miras Ekelen bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi işte böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.